İyi günler arkadaşlar. Size bilgilendirici bir video çekeceğim. Şurada görmüş olduğunuz bulutlar dağın arkasından geliyor. Rüzgar dağın zirvesi şu tarafta. Dağın arkasından sürekli olarak bulutlar geliyor. Ve karşıdaki bulutlara katılıyor. Karşıda görmüş olduğunuz yere kuvvetli dolu yağışı var. Kuvvetli yağış var şu anda. Aşağıda hemen şu tepenin arkasında Gürpınar var. Şurası Tatar kasabası. Şu yuvarlak yuvarlak olan bulutlar Mammatus bulutları. Fırtına habercisi bulutlar. Şiddetli yağış habercisi bulutlar bunlar. İleridekiler Cumulus bulutu. Bunun tepesi çok yüksekte. 8-10 kilometre yukarıya kadar çıkıyor. Şu anda şeyden baktım. Hava uygulamasından bulutların tepesi sıcaklığı -70 derece şu anda. Şu anda bizim dağın yamaçlarına, bizim köye, buralara şiddetli yağış olmasını bekliyorum. Şu görmüş olduğunuz bulut gibi kaç tane daha bulut elektriksel çekim ile gidiyor. Şuradaki bulutlara katılıyor. Öncesinde bulutlar şuradaki gibiydi. Giderek şöyle yoğunlaşmaya başladı. Giderek yoğunlaşıyor. Sonra Mammatus'a dönüşüyor. Sonra da Cumulus bulutuna dönüşecek. Sonrasında da kuvvetli yağış bırakacak. Şimdi ben bunları devamlı gözlemliyorum. Görüyorum buradan açık bir şekilde. Kimse bulutların elektriksel durumunu ve yağışla ilgisini açıklamıyor. Negatif iyonlar yağışın oluşumunda çok etkili. Yıldırım ve şimşek doğada en çok negatif iyon oluşturan doğa olayları. Aynı zamanda ormanlar, dağlar ve denizlerde negatif iyon oluşturuyor. Klimalardaki iyonizler teknolojisini araştırın. Bu negatif iyonlar havadaki partiküllere, yani eksi yüklü bu elektronlar partiküllere eksi yükle yüklediğinde o partiküller ağırlaşıp yere düşüyor ve havayı böyle temizliyor yani. Aynı zamanda da serinlik vermekte. Negatif iyon. İyonizer, serinleticiler, fanlar, vantilatörler var. İşte bu dolu dağıtma topları, harp teknolojisi vesaire, bunlar negatif iyon değil, atmosfere pozitif iyon pompaladığında bu bulutları kısırlaştırıyor. Yağışa dönüşemiyor. Şimdi burada elektrik akımı yoğun bir şekilde var. Bunu fark edebiliyorsunuz. Bulutları çekiyor. Şu ortadaki, şu anda bu mantar bulutu var. Ben buradan bilemem tabii ama uzaklardakiler, Afyon tarafındakiler burada bir mantar bulutu görüyorlar. Yukarısı bembeyaz, pamuk böyle kabarmış. Bir mantar bulutu görüyorlar. Şurada Mammatus bulutlarını görüyorsun. Giderek oluşmaya devam ediyorlar. Çünkü burada büyük bir elektriksel manyetik alan oluşmuş durumda. Bulutları çekiyor. Sonrasında negatif iyonlar ortaya çıkacak, yıldırım ve şimşekle ve yağışa dönüşecek. İşte havayı böyle kontrol ediyorlar. Bu negatif iyonu üretmek de çok zor bir şey değil. Çok fazla bir enerji gerektirmiyor. Örneğin eski tüplü televizyonların hepsi negatif iyon üretiyordu onlar. O nedenle onların içi tozla doluyordu. Havayı kontrol edemiyorsunuz ama aynı şekilde atmosfere negatif iyon verip de bir yere fırtına, dolu, hortum oluşmasını da sağlıyor bunlar. Sadece yağışı engelleme değil, aynı zamanda bunu da yapabiliyorlar. Tabii bunlara benzer hiçbir şeyleri